Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 11 Eylül 2017 Pazartesi, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Öğrenciler için uzun tatilin artık sonuna gelindi. 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ancak dersli 1, 5 ve 9. sınıflar için erken çağrıldı. Binlerce öğrenci alışma dönemi için bir hafta öncesinden okulların yolunu tuttu. Okulla ilk kez tanışan minikler kadar anne babaları da heyecanlıydı. 1, 5 ve 9. sınıf öğrencileri için yaz tatili bir hafta erken bitti. Şimdi öğrencinin okulu değişiyor, sınıfı değişiyor, öğretmenleri değişiyor, dersler değişiyor, kitaplar değişiyor, okula gittiği mahalle değişiyor. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı bunu fark etmiş ki yetkililer bir hafta ilkokul 1'ler, orta 5'ler ve lise 1'ler eğitim öğretimine alışsınlar, okul ortamına alışsınlar, yabancılık çekmesinler diye bir haftalık bir etkinlik. Binlerce öğrenci oryantasyon eğitimi için bir hafta önceden okulların yolunu tuttu. Okulla ilk defa tanışan birinci sınıfların heyecanına velileri de ortak oldu. Bayağı heyecanlıyız. Bakalım şimdi öğretmenimizi öğreneceğiz lisede. Sabah hazırlandık, geldik bakalım. İlk başlayacak. Allah'a şükür memnunum. Seviniyorum çünkü. İkinci bu. Üçüncü de evde. Kızım da işte öğrenci sabahçı olacak işte. O da haftaya başlayacak. Bugün ilk günden mi başlayacak? Ben de anne olarak çok heyecanlıyım. Çocuğum hani okula başlıyor. İlk günü. Vallahi çok heyecanlı. Kendisi de çok heyecanlı. Biz de heyecanlıyız. Birinci sınıfların yanı sıra ortaokul ve liseye yeni başlayan öğrenciler de alışma dönemi için ders başı yaptı. Yazlığa gittik. Denize girdik, havuza girdik. Yaz tatilinde akrabalarımıza gittik. Denize falan gittik. Kimi tatil bittiği için üzgündü. Kimi ise arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Derslerimi çok düzgün çalışmaya çalışacağım. Bu sene niyeyse daha bir heyecanlıyız. Yeni okula başlayacağız diye. Yeni öğretmenler, yeni arkadaşlar, yeni müdürler. 1, 5 ve 9. sınıflara dönük bir hafta sürecek oryantasyon eğitiminin ardından 18 Eylül Pazartesi sabahı çalacak ders siliğiyle 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi tamamen başlamış olacak. Çok çalışacağım. Takdir almaya çalışacağım. Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Akşam saatlerinde başlayan kutlamalar bugün de devam etti. Saltanat Kapı'dan başlayan kortej yürüyüşü Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı törenlerle kutlandı. Kutlamalar akşam saatlerinde tarihi belediye binası önünde başladı. Etkinlikler kapsamında Bursa'nın kurtuluşu canlandırıldı. Kutlamalar sabah saatlerinde Tophane'de devam etti. Saltanat Kapı önünden başlayan kortej yürüyüşü bando, kılıç kalkan ve mehter takımıyla renklendi. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı kortej yürüyüşü Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kent Müzesi önünde devam etti. Biz geleceğimizi tarihi doğru okuyarak kuracağız. Bizler bu gerçekten hareketle, ecdadımızın bizlere bıraktığı bu şehri tüm değerleriyle birlikte geleceğe taşıma gayretindeyiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe konuşmasında birlik beraberlik mesajları verdi. Bu özel günlerin en önemli kazanımı genç nesillerin bu toprakların nasıl vatan olduğunu öğrenmesidir. Bu özel günler aynı zamanda bizim birliğimizi, beraberliğimizi güçlendiren mayadır. Söz konusu vatan olduğunda nasıl birlikte hareket etmemizin gerektiğini de öğretir bize. Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde kent protokolü mesajlarını Olay Televizyonu canlı yayınında verdi.
Yayının adresi Yunan ordusu tarafından 2 yılı aşkın süre karargah olarak kullanılan ve 11 Eylül 1922'de Şükrü Nailli Bey'in Türk bayrağı asmasıyla simgesel hale gelen tarihi belediye binasıydı. Bursa protokolü kurtuluşun 95. yıl dönümünde mesajlarını Yunan ordusu tarafından 2 yıl 2 ay 2 gün komuta merkezi olarak kullanılan ve 11 Eylül 1922'de Şükrü Nailli Bey'in Türk bayrağını asmasıyla simgesel hale gelen tarihi Büyükşehir Belediye Binası'nda verdi. Bursa'da Yunan'ın 2 ay 2 yıl 2 ay 2 gün işgal ettiği Bursa'da karargah burasıydı ve Yunan askeri burayı merkez yapmıştı ve sonunda 11 Eylül günü bizim kahraman ordumuz tarafından ve halkımız tarafından kurtarılan binada bu bina oldu. Bu kurtuluş gününü kutlamanın iki temel amacı var. Bir anma, iki anlama. Hı hı. Anarken anlamayı da unutmamamız gerekiyor. Çünkü o yaşadığımız acı günleri eğer anlamazsak bu millete bir daha yaşatmak için ellerinden geleni yaparlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Olay Televizyonu canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bursa artık bizim Türk milletinin geleceği konusunda tabii ki büyük bir hamlenin öncelikle lokomotifi ve lideri konumunda. Yapılan tüm çalışmalarda gerçek anlamda çağdaş bir kent, bir kalite kenti ve aynı zamanda her alanda üreten bir kent. Gerek sanayide gerek tarımda. 1922'de göstermiş olduğumuz kararlılığı 15 Temmuz'da tekrar gösterdik. Şunu herkes bilsin, aynı kararlılıkla al bayrağımızı burçlardan indirmemek için her şeyi yaparız. İstiklal Savaşı'ndaki bizim mücadelemiz aslında tüm dünyaya örnek bir mücadele. Halen tarih kitapları, dünya tarihi bunu anlatır. Bursa'nın yeni emniyet müdürü Osman Ak, uyuşturucu tacirleri ve suç örgütlerine savaş açtı. WhatsApp ihbar hattının tanıtımını 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonuyla yapan Ak, emniyet teşkilatı olarak Bursa'mızın ikinci kurtuluş harekatını başlatıyoruz dedi. Bugün Bursa'mızın kurtuluş yıldönümünü kutluyoruz. Biz emniyet teşkilatı olarak Bursa'mızın ikinci kurtuluş harekatını başlatıyoruz. Bursa'nın yeni emniyet müdürü Osman Ak, uyuşturucu tacirleri ve suç örgütlerine savaş açtı. Zehirden kurtaracağız, zehir tacirlerinden kurtaracağız, suç şebekelerinden kurtaracağız. Hep birlikte, hep beraber Bursa'yı temiz, güvenli bir gelecek için, güvenli yarınlar için, güvenli bir Bursa yapmak için hep birlikte bir mücadeleyi başlatacağız. Sabah saatlerinde Meydancık Mahallesi'nde 35 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyona iki narkotik köpeği katıldı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken bazı şüpheliler gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak da Meydancık Mahallesi'ne gelerek operasyona ilişkin bilgi aldı. Eşim aile muhtarı, Allah hayırlı etsin, Allah kandırmasın. Abi. Emniyet Müdürü Ak, WhatsApp ihbar hattının tanıtımını da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiği mahalledeki çocuklarla birlikte yaptı. WhatsApp ihbar hattını faaliyete geçirdik. 0552 155 16 16 gibi çocuklar. Hep beraber bağıralım. 155-16-16. Bağırın, sesleri zayıf çıktı bu yerin. Emniyet müdürü ihbar hattının numarasını da mahallenin duvarına sprey boya ile yazdı. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Gazetesi davası görülmeye devam ediyor. 5'i tutuklu 19 sanık Silivri'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. 1000 kişilik duruşma salonuna sadece 90 kişinin alınmasına karar verilmesi tansiyonu yükseltti. Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya Silivri'de devam edildi. Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Cezaevinde olan bu gazeteci arkadaşlar değildir. Cezaevinde olan demokrasidir. Türkiye'nin itibarıdır. Türkiye'nin şerefidir. Dava, duruşmaya katılımların yoğun olması sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebiyle Silivri'deki duruşma salonuna alındı.
Ancak 1000 kişilik duruşma salonuna sadece 90 kişinin alınmasına karar verilmesi tansiyonu yükseltti. Salona girişler sırasında gerginlik yaşandı. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, yayın danışmanı Kadri Gürsen, gazeteci Ahmet Şık'la muhasebeci Emre İper katıldı. Sadece onların değil, bütün tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Duruşma, Baylok kullandığı iddiasıyla 158 gündür tutuklu bulunan muhasebe çalışanı Emre İper'in savunmasıyla başladı. İper, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandığı iddiasını reddetti. Davada tanık beyanları da alındı. Tanıklara gazetenin işleyişi, haber çalışmaları, personel istihdamı ve Cumhuriyet Vakfı'nın gazete üzerindeki etkisine yönelik sorular yöneltildi. İddianameye temel oluşturan bilirkişi raporunun altında imzası olan Koray Peksayar da tanık kürsüsündeydi. Adli bilişim uzmanı Peksayar, Ergenekon ve Balyoz davalarında da mütalaa vermişti. Eski Bakan Nabi Avcı da FETÖ duruşmalarını takip etmek üzere Silivri'deydi. Avcı, gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Gazetecilerle ilgili davalarda da, bütün gazeteciler için söylüyorum, bütün yazarlar için söylüyorum, tutukluluk zorunluluğu olmayan davalarda mahkemelerin bunu dikkate alması gerektiğini, bu hassasiyetle bu davaların yürütülmesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz. Ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan'ın da sanıkları arasında katıldığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rıza Sarraf davasında gelişmeler sürüyor. Tutuklu sanıklardan İran asıllı iş adamı Sarraf bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşmada iddianamede yer alan yeni suçlamalar Rıza Sarraf'ın yüzüne okunacak. İlk iddianamedeki suçlamalar geçtiğimiz Perşembe günü hakim karşısına çıkan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yüzüne de okunmuştu. 1,5 yıldır New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde süren dava, ekonomi eski bakanı Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 4 ismin sanık olarak eklenmesiyle yeni bir boyut kazandı. Mahkeme kaynakları halen 3 gizli dosya olduğunu belirterek sanık sayısının artabileceğini kaydediyor. Dosyalarda ne tür bilgi ve belgelerin yer aldıysa bilinmiyor. Gizlilik kararı olan dosyalar hakim tarafından kaldırılabiliyor. Kuzey Irak'ta tartışmalı bağımsızlık referandumuna 2 hafta kala bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani'den gerilimi tırmandıracak açıklamalar geldi. Barzani, referandum sonuçlarından kabul edilmemesi durumunda sınırlarını kendilerinin belirleyeceğini söyledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Barzani, Kürtlerin ayrılma kararı vermesi halinde merkezi hükümetle bir anlaşmaya varmak için çaba harcayacağını belirtti. 25 Eylül'deki referandumu bağımsızlığa giden ilk adım olarak niteleyen Barzani, Bağdat yönetiminin görüşmelere yanaşmaması durumunda Kürtlerin sınırlarını kendilerinin çizeceğini söyledi. Barzani, Kerkük'te hayır oyu çıkarsa bu duruma saygı göstereceklerini de belirtti. Türkiye, Şii milisler ve Bağdat yönetimi Kerkük'ün bağımsızlık referandumuna dahil edilmesine sert tepki göstermişti. Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. İç ve dış gelişmelerin kapsamlı olarak ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın hedefinde CHP vardı. 4 yılda terör sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bozdağ, eğer elinde bir formül varsa laftan öte o formülleri milletin önüne koymaya devam ediyorum dedi. Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz diye bizim güzel bir atasözümüz var. Önce işe bakmak lazım, lafa bakmamak lazım. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na eğer terörü 4 yıl içinde bitirecekse önce koluna takıp yürüdüğü kişilerden başlaması lazım. Ben tavsiye ediyorum, koluna giren kişilerin artık benden uzak dur demesi lazım. Türkiye'de bugün iş başında olan bir hükümet var. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimiz var, gazilerimiz var ve bu mücadele nedeniyle ortaya çıkan fatura ortada. Eğer terörü bitirecek elinde bir formül varsa ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na laftan öte o formülleri milletin önüne koymaya davet ediyorum. Buyursunlar, milletin önüne bu formülleri koysunlar.
Bugün terör örgütü planlı, programlı eylem yapacak kabiliyetini kaybetmiştir. Tuzaklarla, hilelerle ve başka türlü yöntemlerle terör eylemleri ortaya koymaktadır. Terörün belini kıran büyük bir mücadele yürümektedir. Dağda, taşta, ovada, her yerde. Bu SİHA'lara karşı tavır koyan, terörün belini kıran SİHA'ların teröre karşı kullanılmasını eleştiren milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisindeki bir milletvekilidir. Eminim ki ona karşı da gereken sözü söyleyecektir. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu amca acısı yaşadı. Çavuşoğlu'nun 89 yaşındaki amcası Mehmet Çavuş İsmail Bursa'da hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Çavuş İsmail için Güllük Mahallesi'ndeki Ehl-i Beyt Camii'nde kılınan cenaze namazını İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa Milletvekilleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Çavuşoğlu Bakanlar Kurulu toplantısında olduğu için cenaze törenine katılamadı. Mehmet Çavuş İsmail kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal partisinin Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlk seçimde CHP'nin Bursa'da patlama yapacağını savunan Baykal'ın gündeminde Rıza Sarraf davası vardı. Son yaşadığımız referandumda aslında bunun işaretlerini verdi. Yani evet çıktı ama 53 küsur değil mi? 53-2 mi? 53-2. 53-2 ile evet çıktı. Partisinin Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan iddialı bir çıkış geldi. Türkiye'nin yaşadığı deneyimin bizi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Bursa'da da o özlediğimiz noktaya getirecek aşamaya geldiği izlenimini alıyor. Yani Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi bir patlamanın eşiğinde. Referandumun ardından meclisin devre dışı bırakıldığını belirten Baykal, kanun hükmünde kararnameleri eleştirdi. İnsanlar işinden atılıyor, insanların en temel hakları ortadan kaldırılıyor, hukuk ve yargı düzeni allak bullak ediliyor. Meclis tatil, meclise soran yok, meclise ihtiyaç yok, gidiyor işler. Baykal 2018'de bir erken seçim olabileceğini de söyledi. 2018 Kasım'ında büyük bir olasılıkla bu konuda millet bir karar almak durumunda. Orada yok arkadaş. Bunu uygulamana izin vermiyoruz. Sen bunu uygulayacağım diyorsun. Bunu kabul etmiyoruz. Derse milletimiz ki diyecektir, demelidir. Diyecektir. Öbüründe nasıl başa baş oldu, bunda daha kararlı olacak. Baykal'ın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rıza Sarraf davası da vardı. Dosyanın kapatılmış olması karşısında canı sıkılan, üzülen bir insan olarak dünyada birilerinin bunu açması karşısında sevinç duyar mıyım? Bana hukuku Amerika Mahkemesi'ni öğretecek. Benim bunu talep edecek insanım, bunu hayata geçirecek savcım, bunun gereğine hükmedecek hakimim yok mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin dava sanık savunmalarıyla devam ediyor. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın 5. duruşmasında bazı sanıklar mahkeme başkanı ve üyelerine yönelik reddi hakim ve tefsi tahkikat talebinde bulundu. Sanıkların talepleri yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle mahkeme başkanı Başdoğ tarafından reddedildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da Mahkeme Başkanı Başdoğ'un 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı koruyan polisler FETÖ'den tutuklandı şeklinde bir açıklamasının bulunmadığını duyurdu. ...15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada ise Ankara'da bombalanacak noktaları pilotlara ilettiği belirlenen sanık Mustafa Mete kaygısız savunma yaptı.
Darbe girişimi sırasında 141. Filoda pilot kurmay yüzbaşı olan Kaygusuz, dava dosyasındaki bombalama emirlerini içeren ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını öne sürdü. Kaygusuz, sesler benim sesime benzeyebilir ama ben 15 ve 16 Temmuz'da iddianamede dökümü yapılan konuşmaları yapmadım. Bunlar bana ait değil dedi. Filo komutanının kendisine gece saatlerinde terörle mücadele harekatı olacağını söylediğini iddia eden Kaygusuz, verilen sözlü emirleri yerine getirdiğini söyledi. Güvenlik birimlerinin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı son bir haftada 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4-11 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde düzenlenen 1285 operasyonda 39'u ölü 3'ü sağ 15'i teslim olmak üzere toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında ise 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Doğu illerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK'nın kullandığı 11 mağara imha edilirken örgüte ait silah ve patlayıcıların bulunduğu 4500 mühimmat ele geçirildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki İpek Yolu üzerinde durdurulan bir tırda ise suikast silahı olarak da bilinen farklı markalarda 50 tabanca ele geçirildi. Sayın seyirciler, büyüme rakamları da bugün açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi yılın ikinci çeyreğinde %5.1 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla %16.3 yükselerek 734 milyar 211 milyon lira olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu 2015'in ilk çeyreğinden bu yanaki büyüme rakamlarını revize etti. Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı çeyreğinde daha önce %5.3 olarak açıklanan büyümesi %4.9, bu yılın ilk çeyreğinde %5 olarak açıklanan büyümesi de %5.2 olarak revize edildi. Karayipler'de 28 kişinin ölümüne neden olan Irma kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini vurdu. 3 kişinin hayatını kaybettiği eyalette 4 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Bazı kentlerde ise hırsızlığı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Caddeler göle döndü, ağaçlar kökünden söküldü. Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Atlas Okyanusu'nda bugüne kadar bilinen en şiddetli kasırga olan Irma, pazar gecesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine ulaştı. Kasırga kuzeybatıya doğru ilerlerken hızı saatte 210 kilometreden 120 kilometreye düşse de büyük yıkıma neden oldu. Eyalette 4 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kalırken Miami'nin yarısını su bastı. Elektrik kesintileri dolayısıyla eyalette sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kasırgayla gelen şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine ve evlerin çatılarının uçmasına neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Miami'de 2, Fort Lauderdale'de ise 1 vinç devrildi. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi, Irma'nın saatte 160 kilometre hızla Florida'nın kuzeybatısında yer alan 3 milyon nüfuslu Tampa'ya doğru ilerlediğini duyurdu. Şiddetli yağmurlar İtalya'ya da felaket getirdi. Livorno kentini vuran sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti. Evlerin bodrum katlarına su bastı, otomobiller suya gömüldü. Son yılların en şiddetli yağışı İtalya'da sel felaketine neden oldu. Yetkililer Livorno kentinde yaşayanları günler öncesinden uyarmıştı. Ancak yağmurun bu kadar şiddetli olması beklenmiyordu.
Cumartesi gecesi başlayan yağmur pazar günü öğle saatlerine kadar devam etti. Evlerin bodrum katlarını su bastı, otomobiller sele kapıldı. Felakette 4 aynı aileden olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yağmur bulutlarının başkente ilerlediğini açıklayan yetkililer Roma'da yaşayanları olası sel felaketine karşı uyardı. Meksika'da meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu kabarıyor. Sarsıntıda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. Meksika'nın güney açıklarında cuma günü meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 100'e ulaştı. Ova Kavalası depremde kendi eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısının 71'e yükseldiğini belirtirken, yetkililer diğer eyaletlerde 29 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Devlete ait kargo uçakları depremden etkilenen bölgelere yardım malzemeleri gönderiyor. Askerler de gıda malzemelerini depremzedelere dağıtıyor. Bazı bölgelerden yardım kamyonlarının talan edildiği yönünde haberler gelirken yağma olaylarına karşı askerler devriye gezmeye başladı. 8.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Pazar günü meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki artçı deprem nedeniyle kurtarma ekipleri çalışmalarını askıya aldı. Yetkililer depremin ardından yaklaşık 800 artçı sarsıntının gerçekleştiğini belirtti. Amerikan Jeoloji Merkezi de 4.5'ten daha büyük 60 sarsıntı tespit etti. Adana'da bir restoranın eski ve yeni sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Adana'da bir restoranda çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay saat 3.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Bulvarı'ndaki restoranda meydana geldi. Restoranın eski sahibi Erkan Çoralı ile yeni sahibi Kemal Daş arasında tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar beraberindekilerle birlikte birbirlerine ateş açtı. İki grup arasında çıkan çatışmada Murat Sultan ile soyadı öğrenilemeyen Orhan isimli kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Erkan Çoral'ın da aralarında olduğu 3 kişi yaralanırken Kemal Daş otomobiliyle kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca ele geçirilirken 25 boş kovan ile ateşlenmemiş çok sayıda av tüfeği fişeği bulundu. Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Başkent Ankara'da son dönemde artan silahlı saldırılara dün gece bir yenisi daha eklendi. Keçiören'de yolda yürüyen bir gruba otomobilden pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda biri ağır, 9 kişi yaralandı. Başkent'te sokak ortasında silahlar konuştu. Biri ağır, 9 kişi yaralandı. Olay Keçiören Şenlik Mahallesi gazeteci Mevlüt Işık sokakta meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen grubun üzerine plakası belirlenemeyen bir otomobilden ateş açıldı. Grubu pompalı tüfek ve tabancalarla kurşun yağmuruna tutan saldırganlar olay yerinden kaçarken kanlar içinde yere yığılan yaralıların yardımına mahalle sakinleri koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara'da göl başında kontrolden çıkan yolcu otobüsü aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ankara'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Mardin'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü Gölbaşı ilçesi Vilayetler Kavşağı'nda. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Mısır yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada ön kısmı Hurday yönüne dönen otobüsün sürücüsü Bilal Yeşilmen, muavin Veysel Yeşilmen ve Mehmet Şirin İnci isimli yolcu hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle çok sayıda yolcu da yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Tırdan dökülen tonlarca mısırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın bu sabah kontrol altına alınabildi. Yangında ilk belirlemelere göre 100 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü. Şu anda sabahın 5'i, yaklaşık olarak 10-12 saattir biz hala mücadelemizi yapıyoruz. Bütün ilçe halkımız, vatandaşımız canla başla, cansiperane bir şekilde mücadelemizi veriyoruz yani. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Pazar günü öğle saatlerinde Çukurca beldesi Dumurköy civarında başlayan yangın Akdere ve Ballıca mevkilerine yayıldı. 6 helikopterle 2'den beri arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Kütahya, Bursa, Afyon, Balıkesir, Eskişehir, Bilecik ve Uşak illerinden gelen arazözlerle müdahale etmeye çalışıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesiyle bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler 60 hektar ormanlık alanda etkili olurken itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi gece boyu devam etti. Uykudan fedakarlık edip ülkemizin ormanlarını kurtarmaya geldik. Arazinin engebeli olması söndürme çalışmalarını aksattı. Alevler Bilecik'in Bozüyük ilçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana da sıçradı. Şu an çıkan yangın Kütahya sınırından Bilecik il sınırlarına girmek üzere. Şu an bütün orman ekipleri de burada bölgede. Yangının tehdit ettiği Kızılsaray Yaylası'nda bulunan evler boşaltıldı. Hayvanlar güvenli alanlara götürüldü. Vatandaşların da seferber olduğu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 100 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Bursa'da bir servis minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı. Sürücü ölümden dönerken aracın boş olması bir facianın önüne geçti. Bursa'da seyir halindeki servis minibüsünde yangın çıktı. Aracını yol kenarına çeken sürücü çaresiz gözlerle ekmek teknesinin yanışını izledi. Olay Bursa İnegöl yolu Ümit Alan mevkiinde meydana geldi. Hikmet Çelik'in kullandığı minibüs seyir halindeyken motoru alev aldı. Durumu fark eden Çelik minibüsü emniyet şeridine çekip terk etti. Alevlere önce diğer sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etti. Mazot tankeri şişti içine. Sürücülerin çabası yeterli olmayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Kasırgalarla boğuşan Amerika Birleşik Devletleri katliam gibi bir saldırı haberiyle sarsıldı. Teksas eyaletinde bir evde en az 7 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Bireysel şiddet olaylarının hız kesmediği Amerika Birleşik Devletleri bu kez bir katliama sahne oldu.
Teksas eyaletine bağlı Plano kentinde bir evden ardı ardına silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri silahlı bir şüpheliyle karşılaştı. Polisle çatışmaya giren şüpheli vurularak öldürülürken eve giren ekipler bir katliamla karşılaştı. Saldırganın evde bulunan 7 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü, katliamdan 2 kişinin ise yaralı kurtulduğu açıklandı. Polis olayın evde verilen futbol maçı izleme partisinde meydana geldiğini açıkladı. Ancak saldırganın kimliğine ve katliamın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakashvili yüzlerce taraftarıyla birlikte Ukrayna'ya geri döndü. Saakashvili'nin sınırı izinsiz geçmesi sırasında Arve'de yaşandı. Yasaklı lider Ukrayna'ya döndü, sınırda arbede çıktı. Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna'da muhalefetteki yeni güçler hareketinin lideri Mihail Saakashvili, ülkeye girişi yasak olmasına rağmen kameralar eşliğinde sınırdan geçti. Saakashvili, Ukrayna eski başbakanı Yulia Tymoshenko ile birlikte Polonya'nın Peremiş şehrinden Ukrayna'ya gitmek üzere trene bindi. Ancak Ukrayna demir yolları trene hareket etmemesi talimatı verdi. Bunun üzerine Saakashvili ve Tymoshenko otobüs ile Shchegini sınır kapısına gitti. Muhalif liderler destekçileri tarafından coşkuyla karşılandı. Geçiş sırasında sınır muhafızlarıyla Saakashvili'nin destekçileri arasında arbede yaşandı. Saakashvili de arbede sırasında destekçilerinin yardımıyla ülkeye giriş yapabildi. Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Gürcistan'ı terk ederek Ukrayna'ya yerleşen Saakashvili, 2 yıl önce Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko tarafından vatandaşlığa geçirilip Odessa ili valisi olarak atanmıştı. Poroshenko yönetimiyle ters düşmesi sonrası ise valilikten istifa eden eski Gürcü lider yeni güçler hareketini kurarak muhalefete geçmişti. Poroshenko'nun imzasıyla Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra Ukrayna pasaportuyla önce Amerika Birleşik Devletleri'ne ardından Polonya'ya giden Saakashvili sonbahardan itibaren iktidar karşıtı protestolar organize edeceğini açıklamıştı. Dünya tarihinin en büyük terör saldırılarının üzerinden 16 yıl geçti. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenler törenlerle anıldı. Donald Trump da törenlere ilk kez Amerikan Başkanı sıfatıyla katıldı. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarının kurbanlarını anıyor. Dünya tarihinin en büyük terör saldırısında hayatını kaybedenler için ilk tören Beyaz Saray'da düzenlendi. New York kentinde ilk saldırının düzenlendiği yerel saat olan 8.45'te başlayan törene Amerikan Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump'la birlikte katıldı. Trump ve eşi daha sonra Pentagon'da düzenlenecek törene geçti. Pensilvanya'daki 11 Eylül anıtında düzenlenen törende ise Beyaz Saray'ı Başkan Yardımcısı Mike Pence temsil etti. Saldırılar sırasında yerle bir olan Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu noktada da bir tören düzenlendi. Törene 11 Eylül saldırılarından sağ kurtulanlar, yakınlarını kaybedenler ve kurtarma çalışmalarında yer alan ekipler katıldı. 11 Eylül 2001'de 4 yolcu uçağı El-Kaide militanları tarafından kaçırılmıştı. İki uçak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine çarptırılmış ve kuleler 2 saat içinde çökmüştü. Bir uçak Amerikan Savunma Bakanlığı binasına düşürülmüş, Washington'ı hedef alan diğer uçaksa yolcuların saldırganlara müdahalesi üzerine hedefine ulaşamadan Pensilvanya'da yere çakılmıştı. 11 Eylül saldırılarında 3000'den fazla insan hayatını kaybetti. Saldırıların üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen henüz bir yargılama süreci başlatılmadı.
Hidrojen bombası denemesiyle dünyayı şaşkına çeviren Kuzey Kore gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni yaptırımları ele alacağı toplantı öncesi Kuzey Kore'den Amerikalılara bedel ödeteceğiz açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ye uygulanacak yeni yaptırımlarla ilgili oylama öncesi Pyongyang'dan tehdit geldi. 3 Eylül'deki hidrojen bombası denemesine katkı yapan nükleer bilimciler ve mühendisler için yapılan kutlamaya katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'nin bedel ödeyeceğini garanti edecek dedi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de hidrojen bombası denemesinin yasal meşru müdafaa önlemi olduğunu savunarak Amerikan yönetimini çılgına dönmekle suçladı. Kuzey Kore'nin alacağı yeni önlemler Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük acıyı ve ızdırabı yaşamasına neden olacak diyen sözcü, dünya Kuzey Kore'nin Amerikalı gangsterleri nasıl ehlileştireceğine tanıklık edecek ifadelerini kullandı. Amerikan yönetimi Kuzey Kore'ye petrol ambargosu uygulamasını, tekstil ürünlerinin ithalatını durdurmasını ve Kim Jong-un'a mali yaptırım ve seyahat yasağı getirmesini istiyordu. Ancak Çin ve Rusya'nın itirazları sonucu Washington taslağı yumuşattığını açıkladı. Yeni taslakta Kim Jong-un'un kara listeye eklenmesi talebi yer almıyor. Tekstil ürünlerinin ithalatına yasak talebi geçerliliğini korurken petrol ambargosunun aşamalı olarak yapılması teklif ediliyor. Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Akçalar İncir Festivali'nde bölgenin dünyaca ünlü siyah inciri Görücü'ye çıktı. Festivalde en iyi incir yetiştiricisi seçilirken İncirli Lezzetler yarışmasında da farklı tatlar birincilik için mücadele etti. 5. İncir Festivali, Nilüfer İncir Festivali. Dolayısıyla Akçar'da, Merkez Akçar'da yapılıyor. İşte Fadıllı, Ayva, değişik civar köylerden de katılım var. Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Akçalar İncir Festivali'nde Bursa'nın siyahı Görücü'ye çıktı. Bu tatmak için. Üreticilerin desteklenmesi ve kaliteli üretimin artması amacıyla Akçalar futbol sahasında düzenlenen etkinliklere ilgi oldukça yoğundu. Nasıl geçti teyze bu sene mahsul? Memnun musunuz incilerin fiyatı? Vallahi hiç toplamadık satıcıya. Çünkü ucuz diye yerlerde temelli. Bir buraya topladım geldim, bir de geçen gün pazara çıkardım. Festivalde en iyi incir yetiştiricisi ve incirli lezzetler yarışmalarına katılanlar birinci olabilmek için mücadele verdi. Ne yemeği yaptın? İncir kurabiyesi ve incirli baklava var. Birincilik bekliyor musun? Nasıl? İnşallah evde denedik biraz, tadı güzeldi ama inşallah jüriler de beğenir. İncirli baklava yaptık. Tereyağla, incirli, sırf incirli ceviz. Nasıl? Derece bekliyor musunuz? Güzel i̇nşallah, mi oluyor? İnşallah. İncirli kurabiye. Kurabiyenin içinde incir var, elma var, havuç var. İlk defa mı yapıyorsunuz? Yok, daha önce yapmıştım. Amaçlarının kaliteli üretimin artması olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üreticilere desteğin süreceğini söyledi. Amacımız tabii 5 yıl önce Nilüfer'deki incir üreticilerini bu festivalle hem Bursa'da hem de Türkiye'de tanıtmak, hem ürünün kalitesini göstermek, aynı zamanda da değerini tutturabilmek amacıyla, pazarlama gücünü ortaya koymak amacıyla bu festivalleri yapmaya çalışıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin yüzü gülsün istiyoruz. Son haberimizde efendim, olay ana haberi burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.